Şimdi Ermenek ilçesindeyiz. Belediyeye gidiyoruz arkadaşlar. Yani rica etmiştik. Belediye sağ olsun korumaya aldı köpeği. Biz de onlardan alacağız şimdi. Karaman Ermenek arkadaşlar burası. Karaman'ın Ermenek ilçesi. Selamünaleyküm. Belediyeye giriş nereden abi? Buradan. Otoparktan. Tamam, sağ olun. Tamam, çok sağ olun. Yani belediyenin imkanı yokmuş yaptırmaya, yani tedavi ettirmeye. Biz teslim alacağız. İmkanları var ama nasıl tedavi edeceğiz? Milli Park Vasıfı'yla burada. Şuradan gideceğiz. Paris Bey'le olacak. Buyurun gelin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Paris Bey. Selam, hoş buyurun geçin bir. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Evet. Çok uzun yolumuz var. Tamam. Bir de araç, otoparkta. Otopark hızlı mı diyorlar? Araya yapacağız. Sizin dediğiniz gibi şeyden alsan gelsin ikisi de bir şey herhalde. Biz kaç tane yapalım? Yoruldum. Hem de öyle böyle değil. Köpeği götürecek misin efendim? Bunu götüreceğiz. Bir dakika, ben alayım. Tamam. Ne geldi? Aşağıda. Aşağıdayız abi. Ama şey... Ya bildim de, onun için söyledim. Aslında biz geri dönmeye çalıştık da, karaman biraz daha uzak geldi bize. Karaman daha uzak geldi. Öyle mi? Konya'dan burası daha uzak. Herhalde mi uzak geldi? Kaç tane olar var ya? Belediye'nin bunu çıktı tabii. Gece orada kaldı. Sağ olsun böyle iyi zabıtalar da var. Korumaya aldılar hayvanı. Bizi beklediler yani. Bizim gelmemizi beklediler. Eşağı çeker mi? Şurası sanırım şu bina sanırım arkadaşlar. Şurada bir bina var. Evet, oraya gidiyoruz. Evet, köpek burada. Ay yavrum ya. Biz de teslim alıp İstanbul'a götüreceğiz. Al. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Bütün belediyeler sizin gibi olsa. Yani birçoğu hiç görmezden geliyor. Siz korumaya çağırmışsınız. Yemin yaşını verdik. Allah razı olsun. Gayet de. Beslemesini yap. Çok sağ olun. Veterinerim arkadaşım. Öyle mi? Çok memnun oldum hocam. Sağ olun. Burada herhalde barınağınız yok değil mi? Barınağımız kurulacak. Ha, inşallah. Çok daha güzel olur. Yani taşlaşmıştım. Burada ben Reis Mahallesi'nde Akşehir'den. Evet, bayağı kötü burada biraz da bu köpeği korumaya aldılar ve bize teslim ediyorlar. Tedavisini İstanbul'a alacağız. Buraya da yakında bir barınak kuracakmış inşallah. Burada tedavileri devam edecek bunların da. Halis Bey'den Allah razı olsun, Zabıta Müdürlüğü'nden. Alıyoruz arkadaşlar bunu. Post Derneği'ne haber verdiler. Sağ olsunlar, Arzu hocamız burada, belediye veteriner hekimi. Aynı şekilde Halis Bey. Biz gelene kadar da korumaya aldılar. Şimdi biz bu şekilde çalışıyoruz. Yani ihbar üzerine alıyoruz. Hayvanı Türkiye'nin her yerinden tedavisini yaptırıp sahiplendiriyoruz. İnşallah başka bir hastalığı çıkmaz. Şurada kamerada uyuzu var. Ayaklar davul gibi olmuş. Ödemli ayaklar. Evet hocam, aynen. Şu yani, tarafı da. İleri sebebi dermatit var. O gözlerindeki şey, başka bir şey çıkmaz herhalde değil mi? Yok, tahmin çıkmaz. Etmiyorum. O şeyden, uyuzdan dolayı. Akıyor gözleri. Çok yaşlı bir adam değil mi annem?
bayağı yaşı var ya. Ne var? 4-5 yaşlarında var. Arkadaşlar küçük küçük yemek memek bir şey yediniz mi? Abi hiç şey yapmıyorum. Bizim 11 saatlik yolumuz var abi. Uzun bir yolumuz var, onun için biz yola çıkıyoruz. Buradan direkt gideceksiniz o zaman. Direkt iletişime geçebilirsiniz. Tamam, orada geçelim. Çok iyi bir insandır. Benim Adem. Adem. Nerelisin Adem? Ben Çorumluyum aslında. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Karga. Abi. Ben de Çorumluyum. Öyle mi? Neresinden abi? Hanım Çorumlu. Merhaba arkadaşlar. 19 Haziran 2019 bugün. Karaman Ermenek ilçesinden aldığımız ileri seviye uyuzlu köpeği getirdik. Ayaklarında da aynı zamanda ödem var. Yara var. Arkadaşlar yaklaşık olarak 3 gündür yoldayız. Çok sakin bir oğlan. Aynı zamanda mantar da var hocam. Evet. Mantar da var. Yüzü taşlaşmış vaziyette. Yüzünde bir taşlaşma da var. Hı-hı. Şu göz çevresinde akıntı var. Gözünde akıntı var. Göz çevresinde de yaralanma var. Evet, hekimlerimiz hemen müdahale ediyorlar. Aynı zamanda bununla birlikte bunu Karaman'dan aldık. Karaman Ermenek ilçesinden. Afyon'dan aldığımız bir tane köpeğimiz var. Tümörü patlamış. Onu da getirdik kliniğe. Bir de Kocaeli'den aldık. Yürüyemiyor köpek hiçbir şekilde. Onu da kliniğe getirdik. 3 gündür falan yollardayız. 2000 kilometre falan yaptık. Bunu tedaviye aldık. Tedaviler için desteklerinizi bekliyoruz. Kliniğe oldukça çok borcumuz var. Durumumuz bu şekilde. Diğerlerini de sırada bekliyor. Onları da göstereyim hemen. Evet, burada sırada bekliyor onlar da. Hemen alınacak. Birisi yürüyemiyor. Birisinin tümörü patlamış. Şunun akıntısı var. Hemen bunlar da muayene için sırada bekliyorlar. Evet arkadaşlar, kliniğe 30 bine yakın borcumuz var. Desteklerinizi bekliyoruz. Türkiye'nin neresi olursa olsun gidip hayvan alıyoruz, ancak kliniğe olan borçlardan dolayı yani sıkıntı yaşıyoruz. 3 gündür falan yollardayız. Perişan olduk gerçekten. Bu canları kurtarabilmek için. Diğer uyuzun yanına geçelim hemen. Evet, hekimlerimiz hemen müdahale ediyorlar. Tahlil alınacak. Ondan sonra yıkanacak ve ilaç tedavisine başlanacak. Uyuz ve mantar da var. Ayaklarda ödem var dediğim gibi. Perişan olmuş yani köpek. Şöyle yüzü de bu şekilde. Göz çevresinde de akıntı var arkadaşlar. Maalesef perişan. Evet dostlar, bu canların tedavileri için desteklerinizi bekliyoruz. Ermenek'ten aldığımız köpek şu an banyo yaptırılıyor. Daha sonra ilaçlarına başlanacak. Evet, klinikte bunların tedavisi devam edecek arkadaşlar. Gerçekten oldukça sıkıntılı bir süreçteyiz. Şunlar falan yumuşadıktan sonra kazına temizlenecek. İlaçlı sanırım bu su. Evet, ilaçlı suyla banyo yaptırılmış. Klinikte arkadaşlar. Uzun bir süre klinikte kalacak. Şu taşlaşmış görüntüyü görüyorsunuz. Bunlar falan az sonra dökülecek, temizlenecek tamamen. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. 30 bine yakın borcumuz var. Gerçekten felaket durumdayız yani. İşlerimiz durumdayız. Tedavilerin devamı için lütfen desteklerinizi bekliyoruz.